Ha, devam edelim. Emekliye zam dedik. Bugün önemli bir kritik zirve varmış. Nerede? Ankara'da. O zirvede İsmail Sarmaz sizi çok methediyordunuz. Neden gitti? İsmail'e soralım. Bana ne soruyorsun? Dur, emekliden bahsediyorduk. Gözüme takıl. Hadi cevap vereyim ya. İsmail iyi bir gazeteci gerçekten. İstediği yerde tabii ki gidebilir. Bildiğim kadarıyla bu sezon Halk TV'de olacak. Ve orasıyla anlaşmış. Yolu açık olsun. Ama dediğim gibi Türkiye'de araştırmacı, gazetecilik açısından, üretkenlik açısından bilgisine itibar edilecek. Daha doğrusu güvenli bilgiye itibar edilecek önemli gazetecilerden biridir İsmail Saymaz. Yolu açık olsun İsmail. Her zaman arkadaşım, kardeşimiz. Şimdi emekli diyelim, seyyanen zamdan bahsediliyor, 2000 TL, ama bu saman alevi gibi. Yani doğru mu yalan mı bilmiyoruz. Yani olabilir de olmayabilir de. Bir tarafa bakıyorsun AKP'nin yok öyle bir şey. Bir tarafa bakıyorsun işte bugün kritik zirve var. İnsanların ağzından bir parmak bal çalmak istiyorlar. Ama artık o macun tüpten çıktığı için bir daha o macunu tüpün içine sokamazsın. Bir şekilde herhalde bir zam çıkacak. Seyyanen 2000 liradan bahsediliyor. Ve o 2000 TL zam herkese verilecek. Seyyanen dediği bunun kanunlu olması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak kanunla. Yeni zamlar emekliler, işte SGK emeklileri, Bağkur emeklileri, memur emeklileri, onların zamları belli oldu. %24,75. 2000 TL'yi refah payı olarak düşünebilirsiniz. Yani eğer yeni zamla birlikte 13 bin lira alıyorsanız, eğer 2000 lira zam verecekse 15 bin lira olacak. Ha, bugün gözler işte bu kritik zirvede, hep böyle deriz ya, kritik zirve, kritik zirve. Ha, saraydan çıkacak aslında yani millet böyle bas bas bağırması onu da vermezler de millet bağırıyor. Yoksa millet acından ölüyor diye bilen verdikleri para yok. Veya merhamet duygusundan veya vicdan duygusuna geldikleri için veya vicdanen rahatsızlık duydukları için bu parayı veriyor değiller. Sadece millet bas bas bağırıyor. Burada da Allah'tan ana muhalefet partisi, az önce Tekin diye bir arkadaş ya ne yaptı falan diyor ya, işte onun baskıları sonucu memur, emekli mitingi yaptı Ankara'da. Binlerce, on binlerce emekli gitti. Ne bileyim işte Kocaeli'nde asgari ücretle ilgili miting yaptı. Öğretmenlerle ilgili miting yaptı. Yani bir şeyleri eleştiriyorken de aslında ne yapılıp yapılmadığına bakmak gerekiyor. Ana muhalefet, o da böyle tembel tembel otursaydı şimdi öteki muhalefet partileri gibi. Böyle ara ara işte salı günleri çıkıp toplantı yapsaydı, oradan mesajlarını verseydi, bu adımları atar mıydı? Hayır, şu anda AKP, Erdoğan AKP'si rahatsız oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç liderinin atmış olduğu bu adımlardan, yapmış olduğu açıklamalardan. Adam şunu dedi ya, ya geçim ya seçim. 2 gündür de Ayağa Kalk Türkiye etkinliği var. Saat 9'da ışıkları açıp kapatıyorsunuz. Yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Bilmiyorum. Bunlar eylemdi. Diyeceğiz ya, ne var? Ne var bunda? İşte dediğiniz anda hiçbir şey yapmıyor da dersiniz. Bunlar yapılması gerekenler. Gidip de insanları kulaklarından tutup zorla sokağa taşıyamazsın. Ama sen bir lider olarak cesaretini ortaya koyuyorsan, o kitleleri topluyorsan, o mitingleri yapıyorsan, bu eylemleri gerçekleştiriyorsan ve bunun karşılığında iktidar da adım atmak mecburiyetini kendisinde hissediyorsa bu önemlidir. Üç sendika bir araya geldi ya önceki gün. Türk İş, Hak İş ve DİSK. Ve Türk İş'in başkanı Ergün Atalay ilk defa uzun bir aradan sonra yani aklını başına alsın dedi ya. Aklını başına alsın dedi. Yani biz geçinemiyoruz. Hatta dünkü sözünü hatırlatayım. Yanlış olmasın. Bunlar bizi köle zannediyorlar. Bunlar bizi maraba zannediyorlar dedi. Bu Türk İş biliyorsunuz yani et ve sütle çok karışmayan bir şeydir Ergün Atalay. Öyledir yani. Ve işte çıkar cümlelerini kurar. Onun dışında hadi miting desen yapmaz. Hadi eylem desen yapmaz. İşte bizde o güç yok der. Ne bileyim o göründüğü kadar kolay değil der. Ama örgütlü mücadele önemli. Örgütlü mücadelenin bu üç önemli sendikasının çıkıp birlikte açıklama yapması da çok önemli. Bunlar hep siyaset, daha doğrusu muhalefette yer alan bir partinin zorlamasıyla olan şeyler. Yoksa kimseyi iteklemeden o açıklamaların hiçbiri olmaz. Emekliye 2000 TL zam olma ihtimali var. Dediğim gibi işte macun tüpten çıktı, onu bir daha macun içine sokamazsınız. Ama asgari ücret, bak ne demiş Ahmet bir şey koydu. Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Gülerin bu akşam toplanması bekleniyor. Evet, onun sonucunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Tabii Erdoğan'a da bilgi vereceklerdir. Asgari ücrette Abdullah Güler son noktayı koydu. Ama ben hala onun son nokta olduğuna inanmıyorum. Yapmak zorundalar. Kimse 17.002 lirayla Ağustos
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 6,5 ayı geçiremez 17.002 lirayla. Ben bir düzenlemenin olabileceğini düşünüyorum. Bu önümüzdeki günlerde de bunun hızlandırılacağını, asgari ücrete zam yapılacağını düşünüyorum. Ama Abdullah Güler böyle bir tasarrufun olmadığını, asgari ücrette zamın yapılmayacağını söylüyor. O söyleyebilir ama tepedekinin ne diyeceği çok çok önemli. Dedim ya, bunlar hep hafızalara yazılır Abdullah Bey, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Cevdet Yılmaz. Bunlar hafızalara yazılır. Öğretmenlere çıkarmak istediğiniz meslek yasa tasarısı hafızalara yazılır. Atanamayan öğretmenler, vaat ettiğiniz mülakatı kaldırmamanız, emeklilere yaşattığınız zulüm, efendime söyleyeyim asgari ücretliye yaşattığınız zulüm, kölelik, modern kölelik, bunların hepsi doktorlara yaşattığınız eziyet, bunların hepsi hafızalara yazılır, yazılır, yazılır. Sandık önüne geldiğinizde de 31 Mart'ta gibi olursunuz. Çat diye gidersiniz. O da zaten olmayacak bir şey değil. Böyle giderlerse bence olur diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Şunu da biraz... Ahmet, yayındayız değil mi? Tamam, okey. Okey, tamam. Şimdi şuna bir bakalım. Bir şey açtım, ben de bir kapatmaya çalışıyorum. Yapacağım inşallah. Ne oldu, yayın mı gitti? Ha, yayındayız değil mi? Tamam, okey. Okey. Şimdi devam edelim.